Evet, herkese tekrardan selamlar. Bu videoda da Spigen'in yeni iPhone 15 Pro'lar için ürettiği ekran koruyucu filmin kutusunun açılışını beraber yapmak istedim. İnternetten Amazon'dan sipariş ettim kılıfıyla beraber. Kılıfının videosunu daha henüz çekemedim ama bununla alakalı videoyu daha hızlı çekebileceğimi düşündüğüm için çok da fazla üzerine anlatılacak bir şey olmadığı için açıkçası daha hızlı bir şekilde önce bunun videosuyla başlamak istedim. Ürün içerisinden iki tane farklı değil, iki tane aynı ekran koruyucu film çıkacak ve bunu telefonunuza kendi kendinize yapıştırabilmeniz için de belli aparatlar çıkacak. Şimdi beraber bu kutunun açılışıyla bunları göreceğiz. Hemen şöyle alıyoruz, açıyoruz. Hop. Evet, biraz kutumuzu açarken yıpranmış olduğunu fark ettim. Evet. Şu şekilde aldık ve kutuyu şöyle açıyoruz. Evet. Evet. Ve şu şekilde şu kutuyu da şöyle koyayım. Evet, gördüğünüz gibi iki farklı, iki tane aynı ekran koruyucu filmi beraber gönderiyorlar. Ürünü satın aldığı zaman kutusunun içerisinden. Hemen şöyle bir tanesini zaten örnek olarak incelersek bence içerisinde neler var neler yok görmüş olacağız. Tabii ki şöyle baloncukları yok etmek için kendi üzerinde de Spigen yazan bence güzel bir spatulası mevcut. Onun haricinde ekran filmini telefonunuza koyup daha sonra da yapıştırmak için şu şekilde bir plastik bir aparat gönderiyorlar. Bunu şu şekilde slide bastırıp elinizi şu şekilde kaydırırsanız filmi yapıştırmış oluyorsunuz. Onun haricinde bir tane gerekli işlemleri görebilecek. Şu kutu birazdan açacağım içerisinde ne var diye. Ve şu şekilde de olayı nasıl bu yapıştırma işlemini nasıl takip edebileceğinize dair bir sticker çıkıyor. Aynıları bunda da mevcut. Onu da söyleyebilirim. Yani şu şekilde. Burada da bir film var. Burada da bir yine nasıl yapıştıracağınıza dair bir sticker da mevcut. Aynı zamanda. Hemen şu şekilde bunu da yan tarafa koyduktan sonra şunun içerisinde ne var? Bakalım beraber. Çıkartıyorum. Başka bir şey çıkmadı içerisinden. İki tane. Yüksek ihtimalle biri bunun için, biri bunun için. Ekranı silip temizlemek için ıslak mendil tarzında lens koruyucu sıvı bir mendil göndermişler. Onun haricinde şu şekilde bir yine sticker göndermişler. Bunları ekranın üzerindeki tozları, yapışan tozları yapıştırıp çek, yapıştırıp çek, yapıştırıp çek tarzında yapabilmeniz için yapışkanlı kağıt göndermişler. Bunu tabii ki diğer için de aynı zamanda göndermişler. Daha sonra silme işlemini yapabilmemiz için şöyle bir gözlük camını da temizleyebileceğiniz tarzda bir mendil göndermişler. Onun haricinde de başka bir şey şu anda göremiyorum. Bunları da bu şekilde bırakayım ve şöyle bir sticker'ı hemen hızlıca göz önüne alalım. Önce temizleme beziyle ekranınızı yukarı aşağı yukarı aşağı şeklinde temizleyin diye bahsediyor. Ben bir tanesini de şöyle yan tarafıma alayım takip edebilmek için. Bir tanesini hemşireyle size göstereyim. Aldık. Bu da benim takip edebilmem için. Evet, birinci adımda arkadaşlar sıvı mendille ekranı tabii ki temizlemeniz gerektiğini söylüyor. İkincisinde filmi bu şu tabakadaki filmi bir tanesini turuncu sticker'la gösterilen yerinden tutarak kaldırıp çekmenizi söylüyor. Daha sonra üçüncü adımda yani buradaki evet şuradaki üçüncü adımda buradaki aparatla beraber telefonu tam olarak yerleştirmeniz gerektiğini söylüyor. Daha sonra size belirttiğim şurada hemen göstereyim. Şurada belirttiği 30 saniye boyunca bu aparatı telefonunuza yapıştırdıktan sonra yine yukarı aşağı yukarı aşağı bastırarak 30 saniye boyunca bunu iyi yapışmasını sağlayacak şekilde hareketi yapmanız gerektiğini söylüyor. Daha sonrasında burada bir yine kaldırılması gereken bir sticker var. O sticker'ı kaldırıyorsunuz ve şuradaki plastik aparatı dengeli bir şekilde havaya doğru çekiyorsunuz. Daha sonrasında bu size düzgün bir şekilde ekran koruyucu telefonunuza yapıştırmanızı sağlıyor. Fakat üzerinde hala daha bir tane daha koruyucu sticker var. Bu ekran koruyucu filmin üzerinde.
O filmi de kaldırıyorsunuz. Daha sonra şu spatula yardımıyla arada kalan boşluklardaki havaları güzelce dışarıya atıyorsunuz. Daha sonra başka da bir şey yapılıyor mu? Yok, yapılmıyor. En son hava baloncuklarını da şunla dışarı çıkartarak işlemi tamamlıyorsunuz. Bununla ilgili tipler de vermişler. Burada şu şekilde yaparsanız, şu şekilde bastırırsanız şöyle olur. Bu şekilde bastırırsanız küçük şeyleri alabilirsiniz gibi. Yani büyükleri, büyük baloncukları dışarı atmak için spatulayı nasıl tutmanız ve nasıl hareket ettirmeniz gerektiğini, küçükleri yok etmek için de nasıl hareket ettirmeniz ve neresinden tutmanız gerektiğini de yine bu şekilde anlatıyor. Şurada bir QR kod var. Bu QR kod tabii ki bileceğiniz üzere, bunu söylemeye bile gerek yok. Okuttuğunuz zaman size bu kurulum rehberinin videolu halini de yönlendiriyor ve buradan da takip edebilirsiniz. Onun haricinde burada bakalım başka bir şey var mı? Spigen'le ilgili çeşitli detaylar, installation'la alakalı videoyu nasıl erişebileceğinize dair bir QR kodu ve link, Avrupa'da ve Japonya'da müşteri hizmetlerine nasıl e-mail ile ulaşacağınıza dair e-mail adresleri vesaire vesaire. Bu da bu şekilde. Hemen şunu da yan tarafa bıraktım. Kutunun üzerinde başka bir şey var mı? Hemen bakıyorum. Hayır, yok. Burada kolay bir şekilde bu ekran filmini yapıştırabileceğinizi söylüyor. Gerçek glass hissini uyandıracağını söylüyor. Burada ışık yansıtmaları ile alakalı ve su koruması ile alakalı olan bir protection'dan bahsediyor. 9H değerinde surface hardness sertliğe ekranın bu filmin sertliğinin olduğunu söylüyor. Spigen case kullanıyorsanız da, yani Spigen telefon kılıfları da kullanıyorsanız bunlarla uyumlu olduğunu da yine belirtiyor. Burada eskiden benim Spigen'den hatırladığım kadarıyla bir yerlerde bir ürünün orijinal olup olmadığını kontrol eden bir ID numaraları falan filan paylaşıyorlardı. Kutunun üzerinde ya da kutunun içerisinde herhangi bir yerde. Bu ID vasıtasıyla web sitesine girdiğiniz zaman oradan ürünlerin orijinal olup olmadığını kontrol edebiliyordunuz. Galiba onlar artık yok. Zaten olduğu zamanlarda da ben birkaç denememde o web sitesi falan çalışmıyordu. Yani geri herhangi bir şey... Yani erişmeye çalıştığımda QR kodla veya direkt web sitesinin ismini yazarak o sitelere erişilmiyordu. Fakat yine de artık bunları göremediğimi de söylemek isterim. Piyasaya göre fiyatları içerisinden iki tane çıktığı için bence uygun. Özellikle çünkü herhangi bir şekilde yıpranabiliyor, kırılabiliyor, kenarları toz tutabiliyor, bir şeyler olabiliyor falan. Daha sonra değiştirmek istediğiniz zaman ikincisi de burada mevcut. Doğal olarak hemen onu çıkartıp belli bir süre sonra ikincisini de yapıştırabilirsiniz. Doğal olarak iki tane ekran filmi alıyormuşsunuz gibi gayet rahat bir şekilde düşünebilirsiniz. Daha önceden eşime aldığım telefonda benzer bir ekran koruyucu aldığımı hatırlıyorum, eğer zihnim beni yanıltmıyorsa. Şu şekilde bir aparat var mıydı tam olarak bilmiyorum ama biz onu yapıştırırken, yani uygularken çok zorlandığımızı hatırlamıyorum. Yalnız ne derece sağlıklı olduğunu da tam olarak hatırlamıyorum. Düzgün yapabilmiş miydik, yapamamış mıydık? Bununla beraber bir deneme yapacağım. Eğer mümkün olursa uygulama videosunu çekmeyi düşünüyorum ama tam olarak çok da nasıl bunu videoya dökeceğimi tam olarak bilmiyorum. Yanlış mı olabilir videoyu çekerken, tam düzgün yapamam mı? Tam emin değilim bu konuda. Ama en azından bunun kurulumunu yaptıktan sonra bu filmi düzgünce bir şekilde yapıştırırsam yine küçük bir videoyla kılıfımı zaten videosunu çekeceğim. İşte kılıfıyla, Spigen ekran koruyucuyla hepsini bir toplu bir video şeklinde getirmeyi de düşünüyorum. Şimdilik söyleyeceklerim bu ürünle alakalı bu kadar. Almayı düşünürseniz umarım size de rehber olabilmiştir bu video. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın.